gideceğim. Cebimde bir kuruş para yok. Gelecek ne? Hangi gelecekten bahsediyorsunuz? Lanet olsun böyle yaşama diye feryat ediyor. Sonra milleti görmeyen, sesini doymayan, hali nicedir bilmeyen sarayın kibirlisi çıkıyor, millete hikayeler anlatıyor. Bitmez tükenmez doğalgaz bulduk diye müjde veriyor. Ama her verdiği doğalgaz müjdesinin ardından evlerde kullandığımız doğalgaz fiyatları düşeceğine zam üstüne zam görüyor. O müjde veriyor, milletin ödediği fatura kabarıyor. Şimdi buradan söylüyorum. Millete bir müjde verme niyetindesiniz öyle anlıyorum. Mutlaka da bir müjde açıklamak istiyorsunuz. O zaman şunu yapın. TÜİK'in fiyat topladığı marketler var ya Şunları bir açıklaya verin. Millet de gitsin oradan alışveriş yapsın. Karnı doysun. Biz milletin içindeyiz. Millet cüzdanına bakıyor. Zekata muhtaç olduğunu görüyor. Ama TÜİK'in rakamlarına bakınca millete harç farz olmuş gözüküyor. Yüzde yedilik büyüme sokakta yok. Açık söyleyeyim. Müsilaj büyüme rakamlarına da bulaşmış sanayide çalışan saat çalışılan saat endeksi 2014 seviyelerinde. Ama sorar TÜİK'e sorarsanız sanayi üretimi almış başını gitmiş. Hizmet tüketimi tepe taklak aşağı gidiyor. Hizmet sektöründe istihdam geriliyor. Ama hizmet sektöründe katma değer üretim almış başını Yukarı doğru gidiyor. E kardeşim hizmetin stoku mu oluyor? Ekonomide müthiş bir teknolojik değişme mi var? Bu kadar sanayide verimlilik patlıyor. Millet işsiz. Ama TÜİK ekonomiyi büyütüyor. Bu hikayenin hesabı bugün değilse yarın sandıkta millete verilir. Değerli basın mensupları Aziz milletimiz 19 yıldır biriken cürufu, pisliği, kiri, pası temizlemek için yapılması gerekenler bellidir. Biz temiz siyaset ve temiz toplum için yol haritamızı ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizle ilan ettik. Güzel ülkemizi arındırmak için yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi getirmeyi vaat ediyoruz. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmeyi vaat ediyoruz. Yargı üzerindeki baskıları kaldıracağız. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. Kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız ekosistem hakkını anayasal güvence altına alacağız. Devletimiz baki bu hükümet gidicidir. Milletimiz de bunu bilmektedir. Amerikalı yazar Mark Twain'in dediği gibi. Ülkeye sadakat her zaman. Hükümete sadakat hak ettiği zaman. Bu hükümet artık milletin güvenini kaybetmiştir. Milletimiz kral değil kural istiyor. Ortaya saçılan bu kiri 19 yılın pasını sandıkta temizleyebilmek için gün sayıyor. Umutsuzluğu asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, milletimiz de büyük bir millet. Biz bu ülkenin yaşadığı en derin krizlerden birinde doğru ilaçları verdiğimizde nasıl ayağa kalktığını bizzat yaşadık. Eğer Türkiye bugün bu buhranı yaşıyorsa bu vatandaşın suçu değildir. Bu ülkeyi yönetme kabiliyetlerini tamamen yitirmiş başta oturanların suçudur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaya hazırız. Yeni kurallara, yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla ülkemizin ufkunu açmaya hazırız. Ülkede gerginliği bitirmeye, parti ayrımı gözetmeden bu ülkeyi seven herkesle kucaklaşmaya, barışmaya hazırız. Biz milletimizin sadece oyuna değil, gönlüne de talibiz. Biz insanlarımızı birleştirmeye geliyoruz. Biz bu ülkenin tertemiz insanlarıyla hep beraber kimseyi dışlamadan, kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapmadan, kimseye parya muamelesi yapmadan yepyeni bir geleceği inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız. Vakit tamam. Seçim zamandır bu zaman. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. İlk soru Halk TV, Ulusal Kanal ve ATV tarafından iletildi. Soru şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in biz tek aday girelim, HDP ayrı aday çıkarsın önerisinde bulundu. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Millet İttifakı'nın genel başkanlarının dile getirdiği her görüş bizim için değerlidir. Efendim Ulusal Kanal'ın bir sorusu var. Soru şöyle. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal 4 Mayıs'ta e, Dersim katliamında yitirdiklerimizi unutmayacağız açıklaması yaptı. CHP'li 16 eski bakan ve milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup göndererek Sarıbal'ın partiden kesin ihracını istedi. Mektup değerlendirildi mi? Sarıbal'a ifadeler nedeniyle bir işlem yapılacak mı? Bu konu Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde yoktu. Efendim KRT TV'nin bir sorusu var. O soru da şöyle. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada COVID aşılarının dağılımında yoksul ülkeler aleyhine yaşanan dengesizliğe dikkat çekmişti. Uluslararası ortamda aşının adil dağılımı konusundaki tartışmalarda artarak sürüyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Küresel bir bağışıklık sağlanmadan ülkelerin koronavirüsten kurtulduk demeleri mümkün değil. Bunu en önce gören ve bu konuda inisiyatif alan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sayın Genel Başkanımız bundan bir yıl önce daha salgının başında alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı yazısında salgının eşitsizliklerden beslendiğini ifade etmişti. Yine aynı yazıda uluslararası düzeyde örgütlenmiş bir halk sağlığı politikasına duyulan ihtiyacında altını çizmişti. Sayın Genel Başkanımız ayrıca bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Birleşmiş Milletler'e birer mektup yazmıştı. Bu mektuplarda 11 Mart'ın salgın hastalıklarla mücadele günü ilan edilmesini istemiş virüsün sınır tanımadığını belirtmiş, bu mücadeleyi ancak tüm dünya hep birlikte verebilirsek başarıya ulaşabileceğimizi ifade etmişti. Yine Genel Başkanımız dünyadaki 96 Sol ve Sosyalist Parti'nin liderine mektup yazarak aşı ve tedaviye erişimin kamu malı kabul edilmesini, dünyada kamu malı olarak kabul edilmesini önermişti. I shouldn't insult.